Ay bunlar ne? Soframız. Neyse siz ondan idare etmeyin. Köy soframız. Ekmek başka? Nasıl bari bize? Kapı öyle. İçeri ve sıra şey oldu. İşaretleme beni. Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Bu kez videoda AVM ya da herhangi bir mağaza gezmeyeceğiz. Bu sefer videomuzda köyümüzü gezeceğiz. Hem de hem benimkini hem de Necati'ninkini. Ben ilk kez gideceğim. Çankırı'ya gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi benim köyümdeyiz. Ferizli'deyiz. Bir babamızı ziyaret edeceğiz. Buradan çıkacağız. Zaten videonun başında izlediniz. Gece geldik, kahvaltımızı falan yaptık işte. Saat şu an 1 civar, 1 civar aynen. Yola çıkacağız, Çankırı'ya gideceğiz. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Bu sefer gezi videosu dediğim gibi. Güzel yerler gezeceğimize eminim. Hadi başlatalım videoyu. Şimdiden keyifli seyirler. Şöyle alt bahçeyi göstereyim. Halam temizlemiş. Otları bu şekilde yığmışlar. Bu da üst bahçemiz. Minnoş. Bu da evimizin önü. Çiçekler açmış böyle. Şunlara bakar mısınız? Nasıl güzel. Sarı sarı açmış bu çiçekler. Şu alt tarafta böyle düzlük. Burada işte düğün falan da yapılıyor. Böyle gündüzleri de hayvanlar otluyor. Dümdüz bir yer burası. Çok güzel. Köyüm diye demiyorum ama güzel yani. Yanımda aldım. Bahsettiğim yer burası. Biz hep buraya gelirdik bir şeyler almak için. Ta Samsun'a götürürdük buradan ve çok uygun olurdu. Şurada tabelasını da göstereyim. Belki bir gün yolunuz düşerse uğrayın siz de. İlker Shop yazıyor. Böyle. Bu camide işte namaz falan kılardık. Lavaboya giderdik. Şurada alışverişimizi yapardık. Sonra devam ederdik. Şimdi bakayım içerisi nasıl değişmiş mi? İçeriği minik bir gezdireceğim size. Böyle burada bir sürü şey var. Babamın sevdiği şeyler vardı burada. Şunlar böyle paketli falan. Şunlar. Şunlardan alırdık. Necati. 48 lira mesela. Biz burada çikolata değil, eritme. Biz burada en çok şunlardan alırdık. Kalıp çikolatalar. 55 lira şöyle bir kalıbı. 500 gram. 55 lira. Bu şey benim Mario usulü eritiyorsun ya. Bir bitter, sütlük falan var. Ne kadar var oluşturuyorsun? Böyle değişik içecekler var burada. Mesela ben bunları hiç görmemiştim İstanbul'da. Farklı mesela. Bunu da bayağı da hiç görmemiştim. Minik bir alışveriş yaptık ev için. Şimdi çıkıyoruz. Özlemişim galiba burayı. Güzel. Şimdi bir yere geldik. Şekerler Dinlenme Tesisi diye bir yer. Kurşunlu'da. Bir şeyler yiyeceğiz burada. Öyle geçeceğiz köye. Çok tatlı bir yer. Girişini falan size çekeceğim birazdan. Yanında da bir tane otel var. Büyük sayılır burası için. Güzel bir yerdeyiz. Bize şimdilik afiyet olsun.
Birazdan buranın dışını göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Bahsettiğim otel burası. İçerisine girmedim. Zaten daha ilk kez geliyorum. Nasıl bilmiyorum, büyük mü küçük mü. Diğer yerde burası. Şurada yemek yedik. Şurası minik bir cami. Böyle tatlı bir yer. Bayağı düz ova. Bakalım köy nasıl? Gazil kurşundu ya. Neyse işte ya. Bak A101 varmış 300 metre sonra. Lütfen orada dur. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Bir şeyler daha alacağız. Bulamadık. Bakalım nasılmış. İstanbul değil mi? Soldan. Bin var işte. Bak bir de diyorsun ki bizim oralarda yok. Bir durdurayım mı? Dur. Tam olarak şuraya gideceğiz. Sen daha yüksek demiştin. Biraz aşağıda gibi. O tepenin altı işte. Ne kadar yolunuz var tahmini? 15 yolat, 10 yolat. Köy yolu ile beraber. Köy yolu 10 dakika sürer, 15 dakika. Burası da Nermin annenin köyü. Yeni köy mü eskisi mi? Yeni köyü, aşağı taşındılar. Yani. Aşağı taşınmışlar, köy burası. Girebiliyorsan girsene. Gir hemen gir. Hiç vakit kaybetmeyin. Bir şey yok. Evini göster. Neredeydi? Burada yok evi. Eski ev içinde. Tam buradan gidilmiyor mu? Yok, oradan gidiliyordu. Neyse, onu sonra da dönüşte gireriz. Dönüşte giremezsek kalır. Bence gidelim şimdi. Ben buradan biliyorum. Bizim oradan gelecekti. Tamam. Yolu kapatmış mıydı? Burası da dediğim gibi Nermin annenin köyü. Köyleri başka taraftaymış. Yukarıdaymış. Bu aşağı kısma taşımışlar. Evlenmeden önce son burada yaşamış. Evet. Sözde romantik bir şey gösterdi ama gösterdiği yer de burası. Burası aile mezar yerimizmiş. Burası da Necatilerin şurası. İlk eviymiş. Yani babaannesinin, dedesinin babasının kaldığı evmiş. Burada bir çocukluğu geçmiş Necati'nin ama şu an burası kullanılmıyor. Burası ne? Bu da şey, dağdan gelen çeşme suyu. Başka bir amacı yok. Burası niye böyle dolmuş? Oluk burası. Buradan akıyor, oradan da akıyor. Hayvanlar içsin diye falan yapılmış. Burası Necatilerin ilk evi. Az önce arkasını göstermiştim. Şimdi şurası kapısı. Ben bayağı evin kapısı değil burası, ahır kapısı. Ahır kapısı, pardon. Ben bayağı şu an şunun üstüne çıktım ve sizin için video çekiyorum. Hem de bize hatıra kalsın. Şimdi size minik bir ev turu yapacağım. Burası evin arka ve alt kısmı. Burada bir giriş var. Şurası bir bahçe. Şurası işte ekmeklik. Şu arada da kömürlük var. Şu arada. Şurası da üst katı. Girişi şurada. Onu da birazdan çekeceğim.
Şu camı kapatmamışız bak. Evet, onu kapatalım. Burası da evin ön tarafına çıkıyor. Şuraya yani. Burası da üst katın ana girişi. Şuradan giriyorsunuz. Kapı hemen şu tarafta. Burada böyle. Minicce de bir oturma alanı var. Ha, onu gördüm. Şimdi evden çıktık, birazcık yürüyoruz. Geldin ağırlığı bırakın. Sokağımızın, tabii değil mi hemen? Sokağımızın başı burası oluyor. Bu da manzarası oluyor. Karşısı Ilgaz Dağı mı oluyor? Yok, şimdi? Ilgaz Dağı değil mi? Ne tarafta? Bu tarafta, burası eski izler. Eski ağırlığı. Şurası köyün eski köy. O işte dün çektiğim eski kısmı. Burası da köyün yeni kısmı. Bu da böyle kendileri böyle bir bütün halinde yapılaşmışlar. Yani eski dediğim orada işte yine herkes çok yaşayan var. Hani dedeleri köy babaları yaşıyormuş. Çocuklar sonra buraya ev yapmış. Hani torunlar hatta. Hepsi değil yani. Evet, hepsi değil. Bazıları. Köyün %90'ı oradaydı. Zaten kalabalık hala orası. Böyle. Güzel manzarası var ama. Şimdi biz dönüş yoluna geçtik. Buradaki ziyaretlerimizi bitirdik. Böyle dönüyoruz. Umarım tekrar geliriz. Şalesi, mezarlığı komple. Burası bizim kendi mezarlığımız. Öyle. Nasıl olursa böyle yeşillik. Ama bir ay falan böyle yeşil olacak. Sonra sararıyormuş. Daha farklı bir görüntüsü oluyormuş. Ama böyle dağların görüntüsü falan böyle net görebiliyorsunuz. O yönden güzel. Böyle bir yere geldik. Yol kenarında bir AVM, outletler falan var. Daha önce Necati buraya gelmiş. Hem uygunmuş hem de güzel markalar da var. Şimdi burada birazcık gezin. Biz şimdi dönüşe geçiyoruz. Son şöyle çekeyim. Duymadı bak, duymaydı. Duymasını yaptı. Tamam hadi görüşürüz. Biz şimdi dönüş yoluna geçtik. Adapazarı'ndan dönüyoruz. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. İki memleket gezdik. Çekebildiklerim hem bana hatıra kalır hem de sizin hoşunuza giden yerler olur. Günlük vlog tadında bir şey oldu. Uzun zamandır da hiç böyle denememiştim. Bakalım hem siz beğenecek misiniz günlük vlog ve gezi videosunu. Ona göre de bir böyle belki arada böyle videolarda gelir. Çekiliş normalde bu videoya koyacaktım ama malum bayram olduğu için ve ziyaretlerde bulunmamız gerektiği için bu videoya yetiştiremedim. Bundan sonraki videom zaten direkt o çekilişin, hediyeleşmenin videosu olacak. Zaten inşallah onu da şimdi gittiğimizde İstanbul'da kartlarını alacağım. O şekilde de videosunu başlatacağım. O yüzden takipte kalın. Sözüm baki, devam edecek yani. Dediğim gibi umarım izlediğiniz bütün anları beğenirsiniz. Bizim için güzel hatıra oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğene tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız da kanalıma abone olup destek olursanız mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.